%8'i gösteriyor. Geri sayım devam ediyor. Az sonra haber özetlerine bakacağız. Konuklarımıza günaydın diyelim. Saat 8 itibariyle stüdyo konuklarımız yerlerini aldılar. Tacirler Yatırım Stratejisi Ahmet Mergen, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın herkese. Ve Sağ Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Kuruluşu ortağı, aynı zamanda teknik analist Ali Perşembe ile birlikteyiz. Günaydın. Bey. Bir haber özetlerine bakalım, sonra biraz piyasa konuşalım. Değerli izleyenler, Gezi Parkı protestolarında 15. gün yaşanırken güvenlik güçleri pankartları kaldırmak amacıyla Taksim Meydanı'na girdi. İstanbul Valisi Muammer Güler, Hüseyin Avni Mutlu, polis ekiplerinin Taksim Meydanı'nda pankartları temizleme amacıyla girdiğini vurguladı. Polis meydanındakilere müdahale yapılmayacağını anons etti. Başbakan Erdoğan, Gezi Parkı eylemlerinin bazı taraflarıyla yarın bir araya gelecek. Açıklama, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında hükümet sözcüsü Bülent Arınç'tan geldi. Arınç, başbakanın kendisinden randevu isteyen temsilcilerin bir kısmıyla yarın, bir kısmıyla da farklı zamanlarda görüşeceğini belirtti. Arınç, yasa dışı eylemlere artık kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, alkollü içki satışına ve reklamlarına kısıtlamalar getiren yasayı onayladı. Yasa Resmi Gazete'de de yayınlandı. Bugünden itibaren gece 22 ile 06 saatleri arasında alkollü içkilerin perakende satışı yasaklandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş şike soruşturması kapsamında UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe'nin 2 yıl, Beşiktaş'ın da 1 yıl Avrupa kupalarından men edilmesi isteniyor. Karar 1 Temmuz'a kadar açıklanacak. Açıklama sonrası iki kulübün hisseleri sert düştü. Fenerbahçe hissesi %6 düşüşle 31,20 liraya gerilerken Beşiktaş hissesi %4,61 değer kaybıyla 1,45 liraya indi. Birinci çeyrek büyüme rakamları bugün açıklanıyor. CNBC anketine katılan 20 ekonomist 2013 ilk çeyrek için ortalama %2,2 büyüme bekliyor. 18 ekonomistin 2013 sonu için büyüme beklentisi ortalama %4 oldu. Bugün açıklanacak bir diğer veri, Nisan ayı cari denge rakamları. CNBC anketine katılan 20 ekonomist Nisan'da ortalama 7,9 milyar dolar cari açık bekliyor. 19 ekonomistin yıl sonu tahmini ise 59,5 milyar dolar seviyesinde. S&P Amerika Birleşik Devletleri'nin AA artı olan kredi notunun görünümünü negatiften durağına yükseltti. S&P Amerika'nın kredi notunun kısa vadede düşme olasılığının 3'te 1'den az olduğunu belirtti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, tahvil alım programı ile hedeflerinin hovarda ülkeleri iflastan kurtarmak değil, euroyu korumak olduğunu söyledi. Draghi, Avrupa Merkez Bankası'nın euro bölgesini krizden çıkarmak için yüksek enflasyona başvurmayacağını söyledi. Almanya Anayasa Mahkemesi'nde bugün düzenlenecek oturumda Avrupa Merkez Bankası'nı temsilen Jörg Asmussen, tahvil alım programını savunacak. Japonya Merkez Bankası para politikasında değişikliğe gitmedi. Bu çerçevede Merkez Bankası para tabanının önceden belirlenen yıllık 600-700 milyar dolarda tutulması sözünü teyit etti. Ali Perşembe ve Ahmet Mergen'le birlikteyiz. Ne dersiniz? Piyasalarda sular ne zaman durulacak? Bugün bu sorunun cevabını arıyoruz. Yurt dışında Fed belirsizliği var diyoruz. İçeride piyasada bir Gezi etkisi olduğunu takip ediyoruz ama belki de zaten gelişen ülkelerden bir para çıkışı vardı. Bu vesileyle biraz daha belki güçlenmiş mi oldu içeride, onu da tartışırız. Ne zaman durulur bu sular? Ne dersiniz? Hadi bakalım Ali. Ben başlayayım topu peki. Topu atayım sana bir pasla. Buyurun Ali, biraz zaman. Evet ya, içerideki Gezi belirsizliğini anlayabiliyorum ama ben Fed'in niye belirsiz olduğunu anlamıyorum. Yani neden peki, insanlar belirleyin belirsiz. Ali Bey. Gayet belirli, gayet açık bir şekilde Fed deklare ediyor. Yani şey, 6,5'un altına düşmedikçe, enflasyon 2'nin altında kaldı. Hatta 2,5'un altında kaldığı müddetçe
85 milyar doları ayda harcayacağını, devam edeceğini açık açık söylüyor. Ben bu durumda Fed'in neden herkes zıplıyor anlamıyorum. Şeyler kesilecek, alımlar kesilecek, stimulus paketi bitecek diye. Ben onu görmüyorum. Daha uzunca bir süre görmüyorum. Yani uzunca bir süre derken tabii 6 ay, 7 ay gibi bir süreden bahsediyorum. Hani Eylül'de mesela böyle bir adım görmez miyiz Fed'den diyorsunuz? Biliyorsunuz geçen seferki işsizlik rakamı 7,5 iken birdenbire 7-6 sürpriz evet. gibi bir yukarı çıktı. Herkes aynı kalmasını veya aşağı inmesini beklerken. Fed açıkça duvara yazdığı rakam Fed'in 6,5. Şimdi önümüzdeki birkaç ay içerisinde 7.6'dan 6,5 gibi bir rakama ineceğini siz düşünebiliyor musunuz? Bu kadar hızlı, bu kadar volatil bir şey değil. Olmayacak iş değil. Yani ben Fed'in daha yıl sonuna kadar böyle bir hareket yapacağını zannetmiyorum. Evet, Fed'in içerisinde şeyler var, bazı sesler var. Yani biraz fazla mı yapıyoruz bu işi diye. Bu hem gerçek olabilir hem iyi polis kötü polis oyunu olabilir. Kamuya karşı bu kadar harcama oluyor diye ama... Şimdi şöyle bir şeye bakın, 2009 başındaki diplerden itibaren ister S&P olsun ister Amerikan ekonomisi olsun rakamlar yavaş yavaş iyi gelmeye başladı. Amerikan ekonomisinin döngülerine baktığınızda büyüme döngüleri çok uzun sürmüyor. Ama bu seferki daha uzun sürecek gibi, çünkü her büyümenin yanında yavaş yavaş büyürken şişmeye giden yolda hane halkı harcamaları ve borçluluğu artıyor. İşsizlik çok daha cazip seviyelere düşüyor. Bunların hiçbir tanesini görmüyoruz biz orada. Faizler sıfır. Yani bu ortamda ben ne Fed'in duracağını ne de Amerikan ekonomisinin duracağını kısa vadede göremiyorum. Oradan buraya gelirseniz bence bundan hiçbir tanesi bizim için negatif değil. Ortada negatif olan şeyleri biliyoruz biz. Bu sarsıntılar elbette yani yavaş yavaş dinleyecek ve ortadan kalkacak ama onu konuşmak için bence daha çok erken. Evet. Teknik bazda bambaşka şeyler gösteriyor grafikler. Onu ben Ahmet Bey'e bırakayım, ondan sonra ben de üzerine tekrar. Tamam, konuşuruz. Tamam, buyurun. Yani Ali Bey'in, Ali'nin dediği gibi yani şey olarak... Yani hop diye hani bir ay iki ay içinde tamam biz bittik artık 85 milyar doları siz artık rüyanızda görürsünüz. Biz 60'a indik. Vallahi gelecek ayda işte Allah'ın izniyle 45'e ineceğiz. Size geçmiş olsun. Yani toparlanan toparlandı. Öteki kalan sahalar bizimdir gibi bir duruma girmeyecekler. Hemen İngilizce'ye çevirip Bernanke'ye bunu gönderelim isterseniz. Yani Bernanke'ye bir iki şarkı gönderdik zaten. Dolarları ucuzlatsana, bize bir kıyak yapsana falan, bu işlere devam etsene gibi. Bütün dünya ona oynuyor. Bütün dünya zaten dolar bazında short'ta. Yani herkes doları alıyor, kullanıyor. Dolarla borçlanıyor. Başka yerde işte bir takım kazançlar elde ediyor. Bu arada dolar yani başını yukarı kaldırmadıkça, değer kazanmadıkça, ya milletin gözü orada. Şöyle yani değer kazanmadan başka yerde kazandığım kadarını kazanayım, sonra tekrar geri dönüp bizim Türkiye'deki yıllar boyu yapılan gibi hani gelir doları bozdururlar, borsaya girerler çıkarlar, paraları kazanırlar, işte 1.60'da doları bozdurur, 1.35'te doları geri alır giderken. Bir de hisse senetlerinde de %60-70 bazen %90 yüze varan kazançlar. Ballı börek o şekilde bir bütün dünyada böyle bir fırsat buldu. Bu şekilde gidiyor. Şimdi bunu da işte tabii oyunu biraz bozan şey oldu galiba. Bu güzel oyunu Japonya biraz devreye girdi. Hı hı. O biraz mızıkçılık etti. Artık 30 senedir ben dedi yeter kardeşim dedi. Yani ben de biraz büyümek istiyorum falan. Bu resesyon şurama kadar geldi benim. %2 o da kendine bir %2'lik limit gördü. Enflasyon %2'nin altında kaldığı sürece ben de para basıyorum dedi. Hop hop falan dediler ama orası da biraz samuraylar kılıçları çekti galiba. Tabii canım işte ekonomisini güçlendirmek için yapıyor. Burada kur savaşı diye bir şey yok esasında falan. Evet. Ciddi gizli bir oyun zaten oynanıyor. Herkes birbirinin kartlarını biliyor. Bu şey gibidir işte eski hani James Bond filmlerinde vardır yani. Amerikan ajanları da bilinir, Rus ajanları da bilinir. Kimin nerede olduğu, ne iş yaptığı da bilinir ama kimse ortalıkta şey yapmaz, işte o şudur budur denmez. Arada sırada birileri yakalanır ve işte değiştirirler falan. Burada da oyun o şekilde. Herkes aa diyor, bak diyor, paranı diyor fazla düşürdün falan diyor. Bize karşı ayıp oluyor falan. O hep hemen dikkat edersen böyle bir sürü haberler çıkıyor. Yani şimdi euro mesela, bir euro dolar paritesi şimdi 1.35'e doğru gidiyor ya. Mutlaka burada bir karambol çıkar. Yani Avrupa'nın bir ülkesinde mutlaka bir borç, harç bir şeyler olur.
O 1.35'ten tekrar klasik 1.31-30'lara doğru onu bir indirirler aşağıya. Çünkü karşılıklı paslaşıyorlar. Göründüğü kadarıyla yani bu böyle biraz daha devam edecek. Zaten Ali'nin dediği gibi yani iyi polis kötü polis gibi arada birileri çıkıyor. Ortaya bir fıştık atıyor işte ya bu parayı da toplayamayız falan çok para saçtık falan diyor. Ortalık bir alevleniyor falan eyvah meyvah falan filan ne oluyor Bernard mu oluyor. Karikatürleri bir anda yine gazetelere geliyor. Yani ondan sonra hop Bernard çıkıyor klasik pansuman. Bernanke 15 yaşından beri helikopter biliyorsunuz ya hiçbir zaman değişmedi. Dünya niye hala değişmesini bekliyor bilmiyorum. Ahmet Bey bu James Bond benzetmesi çok güzel aslında. Ben ona bir ekleme yapacağım. Bu Lineker'in biliyorsunuz bu top gider gelir ama hep Almanlar kazanır diye dediği bir laf vardı. Evet, şimdi bu kur savaşları Lineker kısmında da öyledir. 1985'teki Plaza Agreement'tan beri Amerikalıların şeyde parkın yanında yaptıkları toplantıda Amerikan dolarının zaten yavaş yavaş debasement'a yani yavaş yavaş erimesine yol açacak bir politikadır. Bu Bodrum katını da geçti galiba. He? Ama bu, şimdi alan memnun, satan memnun tabii oldu müddetçe. Şimdi bu arada sizin dediğiniz gibi bu James Bond hikayesinde Japonlar arttırdı. Müthiş bir büyüme rakamı geldi biliyorsunuz. Dündü galiba 4.1 gibi acayip bir rakam geldi. Yok işte gelişmekte olan ülkeler kendi para değerlerini düşürmeye çalıştı falan. O arada o top gidiyor geliyor ama eninde sonunda hep devamlı olarak Amerikan doları yavaş 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 eriyor. Bu bizde çaktırmadan galiba bu oyun içine girdik mi hafiften yani? Çakılarak girdik. Falan. Şimdi teknik konuşacağım dedi Ali Bey. Alalım sizden biraz teknik rakamlar o zaman. Çünkü izleyicimiz var Gonca Onaroğlu diyor ki uzun süre yükselen Borsa İstanbul üst üste gelen olaylardan yorulup yazı tatil yaparak geçirir mi? Eskiden Mayıs'ta sat git derdik ama bu yaz bilmiyorum öyle bir şey olacak mı? Yaz sıcak mı geçer, biraz daha serin mi geçer ne dersiniz? Teknik olarak nasıl gözüküyor tablo? Büyük ihtimalle bir tatil olacak diye düşünüyorum ben. Çünkü sadece teknik bazda baktığınızda bile yani bu siyasi gelişmeleri, ortalığın karışmasını falan tamamen buradan izole ederek düşünüyorum. O kadar bariz yerler, o kadar bariz ortalamalar kırıldı ki bunların tekrar üzerine çıkılması elbette ki zaman alacaktır. Yani bu kırılma kısa vadeli bir kırılma değil. İşler iyi gitse bile, işler düzelse dahi bir dengelenme olacaktır, bir temel atma süreci olacaktır. Yani bizim aşağı yukarı son bir yıldır alıştığımız her aşağı düzeltmeden bir süre sonra çabucak gelen toparlanma ve yeni zirveler beklentisi biliyorsunuz artık şimdi not artırım beklentileri falan da buharlaştığı için böyle bir şey beklememiz normal değil. Benim beklentim eğer daha kötü bir şey olmazsa aynen izleyicisinin dediği gibi bir yazı biraz daha rahat bir şekilde geçecek. Pazartesiye 100 bin olur muyuz hocam? Keşke bilseydim pazartesi. Hemen bu soru budur. Bu 100 bini bir daha görür müyüz hocam? Ya pazartesi olmasın gelecek pazartesi. Ben bir yani hafta daha gelecek verelim. Gelecek pazartesi de görmüyorum. Peki. Ya şimdi tabii ki. Buyurun. Şimdi yani 93 binlerdeyken işte konuşuyorduk. 93.500, 89 bin arası biraz böyle gitti geldi iki tane tepe yaptı arada 89 binde kaldı deyip buradan yukarı doğru bir hani bir hamle daha cansiperane bir çarp şeyle hareketten yukarı doğru hani gitseydi teknik olarak hani 89-93.500, 4.500 üzerine koy 4.500'ü işte 98'de 98'e gelen de Erenlerin sayesinde bir yüz yapardık orayı da. Orada iş o kadar öyle olmadı. Yani 93.5'ta bir türlü evet 93'ün üstüne tutunamadığını şey kaybetti, gördüm. Güç kaybetti. Doğru. Oraya kadar gelişi de zaten biraz böyle ittire kaktıra geldik. Yani işte not arttırdık, o oldu, bu oldu falan filan. 89'un altına gidince iş karıştı. Yani 84'e kadar bir kere bir beklenti oluştu. Çünkü ortalama oradaydı. Ama iş 84 falan da dinlemedi. Bu gezi olayları falan patlak verince bir yandan da sen dolarda 1.90'ı zorluyorsun. Öteki tarafta vallahi yani çaktırmadan 2.52'lere geldi. Euro'da 2.60 zaten değdiği nokta o en yüksek tarihi zirve. Şimdi böyle bir durumda da endeksin de başını alıp 100 bine gitmesi biraz zor olacaktı. Ama bir anda böyle yani 73 bin seviyesine gün içinde de olsa inmesi o da bir sürpriz. Yani 93 binden 73 bine bir hafta içinde ineceğiz. Yok böyle bir şey. Yani bunu bilmek de çok zor. Evet. Zaten bu olayların büyük etkisi var bana göre. Yani olaylardan değil de olayın yönetilememesinin bana göre büyük etkisi var. Doğru dürüst yönetilmemesine. Buraya gelirken sabahleyin de gene bir orada bir toplantı var. Polis gelmiş falan.
Yani bu işi biraz daha herhalde daha düzgün şekilde halledecekler diye düşünüyorum. Çarşamba günü Sayın Başbakan konuşacakmış bazı oradaki görüşme yapacakmış bazı liderlerle herhalde veya konuşma istekleri belirtecek kişilerle. O biraz piyasaları yumuşatır ama yani 73 bini bırak 76 bine bile inmesi bu kadar kısa evet. sürede inmesi sürpriz oldu. Ben en azından gelse 81 bin 982 bin oralarda hani bir boğuşma olur en azından aşağı inmemek için bir gayret sarf eder diye düşündüm ama bankalar üzerindeki bu demeçler işte devlet bankalarına gidersiniz yani ondan sonra faiz lobisi şu bu falan derken bankaların üzerinde bir zaten bir de ayrıyeten stres var. Aslında o süreçte kredileri falan bıraktık ama yani o bankaların işte kullanabileceği faizin üst tarafı da limitlendi bir şeyler evet. oldu bankalar üzerinde şunu yapamazsın bunu yapamazsın. Kardeşim burası banka piyasası yani borsanın büyük bir çoğunluğu bankaların liderliğinde gidiyor. 6 tane banka var. Zaten bunlar VOB'u götürüyor, getiriyor. Evet. Onu da öğrendiler. %70'i, 80'i VOB'u götüren, getiren kağıtların %70'ini, 80'inin yabancının elinde olduğu bir piyasada siz VOB'u kimin tayin edeceğini bana sormayın VOB fiyatının. İstediği yeri tayin eder. Kontratları bazen aradasını öyle gösteriyorlar ki. Şimdi aşağı düşürür gibi yapıyor. Bütün Türkiye zaten hazır ve nazır. Hemen kısa pozisyon tutmaya. Yani aşağı oynamaya. Bir anlamda hurra bu düşecek galiba diye herkes kontrat satıyor. Öyle mi? Peki hop bir toparlıyorlar onları. Ondan sonra 3-4 sağda solda banka kağıdını yukarıya doğru çektin mi millet bu sefer pozisyon kapatmak için zararına koştura koştura aynı pozisyonların peşine koşuyor. Bu sefer o daha beter bir benzin atıyor o hızlı alevlenen piyasaya. Bu daha da beter gitmeyeceği kadar biraz daha yukarı gidiyor. Böyle bir karambol içinde yatırımcı gördüğüm kadarıyla bilhassa VOB'da biraz da değil fazlasıyla bilinçsizce oynadığı için stop mu top hak getire yani dilimleniyor bence çok zarar ediyor. Evet aslında önemli bir noktaya değindiniz. Çünkü aslında bu olayların öncesinde de banka hisselerinde aşağı yönlü hareket zaten başlamıştı. Çünkü kredili mevduat hesaplarına dediğiniz gibi bir faiz tavanı getirilmesi söz konusu. Bankalar Birliği'nin açıklaması oldu. %5'e varan kar kaybı yaşayabiliriz sektörde diye. Dolayısıyla zaten böyle bir düşüşte tetiklenmişti. İkinci seansta bu olaylar olurken şimdi ben işçinin, Akbank'ın falan bir anda böyle taban olduğunu falan gördüm. Yani aşağıda tabii kimse normalde yazmaz. Yani atıyorum işte İş Bankası'ya yani işçi o sırada 6.26'larda falan dolaşıyor. Tabii kimse oturup da 5.60'a 5.70'e alış emri yazmaz. Bir 5 dakika falan geçti. Bir baktım böyle bir baktım 5.64 mü 5.62'de işlem oluyor. Öteki tarafta 8.80'de dolaşan bir başka kağıt da bir anda 8.04'e iniyor. Mahsus mu yapılıyor yoksa panikleyen bir fon ortadan mı kaybı hadi bana eyvallah mı diyor ne oluyor yani ama bankalar üzerinde biraz böyle problem yaratırsanız borsanın da Ali'nin dediği gibi yani yukarıya gitmesi öyle o kadar kolay olmaz zaten kolay olmayacak da daha beter zorlaştırırsın işi göründüğü kadarıyla şimdi ben mesela dün yani ben cuma günkü kapanışa göre yukarı doğru gidecek 81 bini zorlayacak gibi geldi bana öyle bir kapanış vardı. Ama cumartesi pazar mitingler falan filan derken böyle bir sertleşme hiç yumuşamama hali falan olduğunda pazartesi buyurun 2000 puan daha aşağıya. Buralarda bence büyük bir dip yapma çalışması olur ama yani buradan tekrar kısa vadede Haziran sonu veya hop Temmuz'un başında 100 bin biraz hikaye. Ne dersiniz banka hisseleri için Ali Bey? İzleyiciler de soruyorlar nasıl bir gidişat izleriz? Bankaların baskı altında olduğu bariz. Ama diğer taraftan da baktığınızda bugün finansal duruşları, karlılıkları, sermayeleri açısından bütün sanayi hisselerini de ele alırsanız en sağlam kurumlar ve en iyi denetlenen kurumlar bunlar. Ben yine Türkiye'de eğer hisse senedi piyasası tekrar motorunun tam silindir çalışmaya başlamaya geçtiğinde yine bankaların öncü rolü üstlerine alacağını düşünüyorum. Yani kesinlikle. Böyle bir şey değişmeyecek. Yani %50 en azından portföy almaz mısın Ali? Yani tabii. Bundan sonra atıyorum yani 2 sene içinde 100 bin ama üzerine gidelim. Ama portföyüme Türk hisseleri alacaksam. Tabii ki bankalar çok büyük bir bölümünü teşkil edecektir.
Ama ben biraz önceki izleyicimizin çünkü bankalar aslında bakıldığı zaman sağlıklı da gözüküyor. Toksik tabii. varlık yok örneğin vesaire. Tabii. Yurt dışında pek çok bankada gördüğümüz sorunların Türk bankalarında da olmadığını görüyoruz. Sermaye evet. yeterlik rasyoları öyle. Evet. Sağlıklı sinyaller veriyor. Bankaların ayakta durmadığı, karlılık olmadığı yerde sanayi endeks, sanayi falan filan nasıl gidecek? Ben de onu çok merak ediyorum yani. Evet. Bu arada tabii Taksim'deki gelişmeleri de bir yandan takip de ediyoruz dedik. İnşallah kötü şeyler olmaz orada. Evet, canlı görüntüler de var. Onlar eşliğinde bir kez daha hatırlatalım. Bu sabah yine İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Hüseyin Avni Mutlu da yine kendi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Gayemiz Atatürk heykeli, Atatürk Kültür Merkezi ve alan üzerindeki pankart ve resimleri kaldırmaktan ibarettir. Başka bir amacımız yoktur. Sizlere Gezi Parkı'na ve Taksim'e dokunulmayacağını bir kez daha kesinlikle ifade ediyorum dedi. Hatırlatalım, sabah 8'den itibaren güvenlik birimleri pankart ve resimlerin kaldırılması ile ilgili çalışma yapmak üzere Taksim'e giriş yapmıştı. Bununla birlikte İstanbul Valiliği de resmi bir açıklamada da bulunmuştu. Gezi Parkı'nda çevreci bir sahiplenmeyle başlamış olan gösterilerin ulaşmış olduğu nokta bütün milletimizi derin bir kaygıya sürükledi deniyor. Şöyle bir toparlayacak olursak, güvenlik birimlerimize yardımcı olunmasını rica ediyoruz diyor İstanbul Valiliği. Yanlış anlaşma ve yorumlara neden olacak propagandalara itibar edilmemesi önemli arz edilir değerlendirmesi var İstanbul Valiliği'nden. Onu da bir kez daha belirtelim. Yorum yapmak ister misiniz görüntülerin üzerine? Vallahi şu sadece görüntülerden şunu söyleyeyim. Genç çocukların üzerine artık kimyasal gaz maz falan filan atılmasın lütfen. Lütfen yani. Onun dışında inşallah veya öteki tarafta da yani bir takım gruplar da oradan barışçıl bir şekilde artık mesajlarını verdiler, ayrıldılar. Ama Gezi Parkı'na, Gezi Parkı'ndaki insanlarla zaten Başbakan da konuşacağını, Sayın Başbakan da konuşacağını söyledi. Oraya da şu anda pek fazla bir şey yapılacağını zannetmiyorum. Öyle yani başbakanla en azından konuşulmadan önce. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Genç o insanların ne istediklerini, bu dünya onların dünyası. Onlar yaşayacak. Bizim gibi yaşlı olanlar artık gençlerin dünyasını kurmamalı. Onlar ne istiyorsa onların istediği şekilde bir dünyanın kurulması ve ortaya çıkması için gayret, ellerinden gelen gayreti sarf etmeli. Peki yarından yani, alınlı bir mesaj beklentiniz var mı? Başbakanın temsilcilerle bir araya geleceğini dün Bülent Arınç ifade etmişti. Ya inatlaşarak bir işler olmaz. Yani insanlar artık yaşlandıkça, değil mi, insanlardan ne beklenir? Bir bilgelik beklenir. Bir hoşgörü beklenir. Yani gençlere karşı. Bu adı üstünde ya. Bu ya delikanlı bunlar. Yani orada tabii ki bir takım belki başka şeyler olabilir ama bu insanlar delikanlı. Bunların kanları kaynıyor. Sonra kendi hayatlarını kendileri istediği gibi yaşamak istiyor. Bir dinlemek lazım. Yani burada da aşırı bir şey istediklerini de tahmin etmiyorum. Topu topu oraya bir park yapılsın isteniyor. Burada en önemli. Ben sana söyleyeyim mi? Şimdi bu biraz işe girişecek gibi oluyorum ama orada herhangi bir bina yapılmayacak. Burası büyük bir park haline getirilecek. Ve bu laf dendiği anda piyasalarda büyük bir ihtimalle normale döner, gençler de oradan mutlu bir şekilde ayrılır. Bu tansiyon Türkiye'yi bu hale getiren tansiyon da kalkar. Ya bir yerlere kadar geldik. Yani şunları hakikaten burada işleri çarçur etmeyelim lütfen. Evet. Yani ekonomi açısından, şu açıdan, bu açıdan yani notlar alındı. Yani evet. Bıraktım ekonomisini, parasını, pulunu da insanlar evet. zarar görmesin bence gençler. Ali Bey, bir cümle söylemek ister misiniz reklam arasına gitmeden ya, önce? Bunların hiçbir tanesi benim uzmanlık alanım değil. Doğru. Benim de tabii kendi duygularım, görüşlerim var ama onun için buraya gelmediğimi düşünüyorum. Tabii yani hiçbirimizin değil. Biz ancak piyasaya etkisini takip ediyoruz, evet. Ama piyasanın dediğim gibi sanırım Ahmet Bey de oraya katılıyor. Yani bu yaz içerisinde o ister temel atma süreci diyelim, isterse de bir şey hazırlık süreci diyelim sonbaharla birlikte. Bu süre içerisinde ben çok ciddi yukarı hareketler yapacağını düşünmediğim evet. için tam tersine bir alternatif olarak ne gösterirsiniz derseniz eğer evet. yani bir hisse senedi sahibi olmak, portföyünüze hisse senetleri koymak gibi bir ateşle yanıyorsanız evet. bence çok bariz bir şekilde Amerikan hisse senetlerinin hala önünde bir potansiyel gözüküyor. Ta yıl başından beri bunu söylüyorduk biz biliyorsunuz. Evet. Yani çok spekülatif ve agresif olmak istiyorsan Avrupa'daki hala kriz içinde olan ülkelerin bankalarına veya mali sektörüne
herhangi bir düzelme görüldüğü anda aynı bizdeki gibi 2001'deki krizden sonra nasıl patlak verdiyse veya 2008'den 2009 Mart'ında nasıl bir anda oradan patlayıp da %100 falan karlar elde edilirse o tip yerlere de gidilebilir. Bir virgül koyalım. Tabii koyalım. Detaya devam edelim ama kısa bir reklam arası verelim. Tamam. Sayım devam ediyor. Ahmet Mergen ve Ali Perşembe ile birlikte iç dış ekonomi, teknik seviyeler, piyasadaki dalgalanmalar ne varsa konuşuyoruz. Sabah saatleri içerisinde de görüşler aldık. Onları daha sonra ekrana bir kez daha getireceğiz ama Avrupa bankaları da hisse senedi yatırımcısı için fırsat sunabilir demiştiniz. Euro dolara da 1.35'e gider dediniz Ahmet Bey. Merak ediyorum Ali Bey de sizinle hemfikir mi bu konuda euro dolarda? Bu ilk önce bir bankalardan başlayayım istiyorsanız. Orada bırakmıştık. Buyurun. Avrupa bankalarından. Hatırlıyorsanız ben biraz daha Amerikan hisse senetleri tarafındaydım. Evet. Ahmet Bey katılıyorum Avrupa hisse senetleri için. Bankalar da olabilir tabii ama bu tamamen risk iştahıyla alakalı bir şey. Doğru. Yani, kalbimiz evet, kaldırıyorsa yüksek risk iştahıyla Avrupa'ya girilebilir ama yani benim tercihim olmazdı. Avrupa çünkü hala bir sürü yapısal şeylerle sorunlarla boğuşmaya devam ediyor. Ve Amerika'da gözüken yavaş yavaş damlaya gelen o iyimser rakamları daha Avrupa'da görmüyoruz. Her ne kadar konuşanlar gördüklerini söylüyorlar devamlı olarak ama ben onları gördüğümü zannetmiyorum. Buna rağmen yani biz şimdi ekonomik olarak bütün iyimserliğin Amerikan tarafında Avrupa ile karşılaştığında olduğunu söylüyoruz ama ben buna rağmen hiçbir şekilde doların kuvvetleneceği tarafta değilim. Yani madem ki euro dolar paritesini soruyorsunuz. Evet aşağıda yani 1.25, 1.28 onları maksimum seviyeler olarak görüyorum. Yukarıdaki potansiyelin daha yüksek olduğunu görüyorum. 1.35 belki 1.40 bilmiyorum. Tabii yani bunları günden güne konuşmuyorum. Yani orta vade olarak konuşuyorum. Evet. Doların ben kuvvetleneceği görüşünde değilim. Bu konjonktürde tahmin etmiyorum böyle bir şey olacağını. O zaman altın fiyatı ne olur desem size? Çünkü altında da 1400'ün bir üstü bir altı hafta hafta değişen bir durum karşımıza çıktı. Hep de dolara endeksli gittiğini görüyoruz. Ne dersiniz? Şimdi ben altın fiyatlarına ilk bakmaya başladığımda 1980 yılındaydı. O zaman da bu Hunt biraderlerin abidik gubi dilinden tutun da ilk petrol krizlerini düşündüğünüzde altın 800 dolara çıktı. Ve benim yetişkin ömrümün yarısını altın fiyatının 800'den 250 dolara inmesini seyretmekle geçirdim. Sırf son birkaç seneyi oralardan 1900 dolara hiçbir zaman anlamadığım nedenlerden dolayı çıkmasını seyreden birisi olarak son 6 aydır ben altında güneye baktığımı hayatımda hiç kimseye deklare etmediğim kadar agresif bir şekilde deklare ettim. Ve bu güney istikametini de süreceği kanaatindeyim. Tabii ne zaman olur bilmiyorum ama bu 1-2 sene içerisinde de olabilir. Sandığımızdan daha da hızlı olabilir. Teknik olarak baktığınızda da 1320 gibi bugün dünyada herkesin çok net bir şekilde yani çocukların bile görebileceği çok bariz bir seviye var. Onun üzerinde şu anda kıvranıyoruz. Ben önemli bir dünyada altına destek koyacak bir gelişme olmadığı müddetçe ki önemli derken hiçbirimizin tahmin etmeyeceği çapta önemli olaylardan bahsediyorum. Yoksa merkez bankalara bilmem 5000 ton altın alacakmış, Nijerya'da petrol kuyusuna bomba atılmış falan. Bunların ben artık altın fiyatını etkileyeceğini zannetmiyorum. Özellikle 1320 gibi bir seviyenin kırıl... Çünkü biliyorsunuz ilk önce de 1525 falandı. Oranın kırılmasıyla bütün teknik satışlar ve hedge fonların boşaltmaları geldi. Evet. Bence asıl boşaltma 1320'den sonra gelecektir. Ve işte yeni çıkan UBS'in tahminleri 1300 falan. 1320'nin kırılmasından sonra 1300 tutmaz. Bence çok daha şimdi. Daha da aşağı gider. Kırılırsa diye söylüyorum. Ama ben genel bazda hep güneye bakıyorum 6 aydır. Bu arada Taksim'de son durumda canlı görüntüler eşliğinde ekranlarımıza geliyor. Pankartların kaldırıldığı yer yer gerginlikler olduğu mesajı ekranımızda. Bu arada polis eylemcilerle görüştü. Çadırlara dokunulmayacağını söyledi. Son dakikasını da ekrandan paylaşıyoruz. Bu arada... En kısa vadede tabii oyuncular alıyor satıyor. 1380 dolar civarında. Orada evet. Yani geçici destek var. Oyuncular için var. Yani buraya giren alıcı satıcılar 1420 civarında da satıcı geliyor göründüğü kadarıyla. 1400'ün 20 dolar üstünde, 20 dolar altında bir bandın içinde gidiyor geliyor. Buradan sonra dediği gibi Ali Bey'in yani aşağı doğru kırılma olduğunu 1300
işte 40 var, en son 1320 var ama 1320 civarında biraz debelenip falan fazla da yükselemeyip eğer orası aşağı kırılırsa aşağıda başka bir şey yok. Yani 1270 falan filan, o 1300'ün altı, çünkü 1300 çok yakın mesafe o zaman artık. Hı-hı. 1320 20 dolarda o düşüşü durduramazsın satışları. Burada şöyle bir şey olabilir yani. Ben sonra. Üretimi kesebilirler. Hı-hı. Buyurun Ali Bey. Şimdi altın şey dediğiniz oldu. Şeyin ne işe yaradığı meçhul biliyorsunuz. Yani birkaç tel ve o romantik güvenli liman hikayesi bizim hep büyüdüğümüz bir şey. Aslında altının, yani merkez bankalarının bir takım bilanço hesaplarıyla altın tutması haricinde altının güvenli liman olduğuna dair elimizde tek bir somut bir şey yok. Çünkü altını güvenli liman hale getirecek sosyal patlamaların sonucunda hükümetler vatandaşın elindeki altına zaten el koyuyorlar. Yani siz istediğiniz kadar altın biriktirin, sizin nasıl olsa bir işinize yaramayacak. Bunun haricinde altının endüstriyel olarak ne kadar işe yaradığı, topraktan kaç paraya çıkarıldığı da bariz olduğuna göre, yani 1900, 1800, 1700 gibi rakamların ne kadar gerçekten uzak olduğu bariz. Ama tabii hedge fonları her ay sonunda, her 6 ay sonunda, her raporlama dönemi sonunda müşterilerine müthiş rakamlar verdiği müddetçe o 1900 beslendi. Şimdi hedge fonları portföylerini ayarlama sürecindeler. Portföylerine neler tahsis ettiklerini. Ve bunların içinden de yavaş yavaş komoditeler çıkıyor. Hı hı. Benim son okuduğum rakamlara göre aşağı yukarı 25-30 milyar dolar komodite tarafından çıkıp bunun 4-5 misli kadar rakam da hisse senetlerine girdi hedge fonlarının. Komoditelerde bugüne kadar enerji ve endüstriyel metalleri konuşuyorum. Onlar tutuyordu komodite fiyatlarını. Yoksa değerli metaller ve tarım ürünlerine baktığınızda onlar da aşağı çekiyordu. Hı hı. Şimdi uzun vadeli baktığınızda işte tarım alanlarının azalmasından tutun da iklim olaylarına kadar tarım ürünleri haricinde emtia fiyatlarını yüksek tutacak hiçbir prospekt gözükmüyor hiç kimse evet. için. Onun için boşaltmaya devam edeceklerini tahmin ediyorum. Evet. Bir de telefona dönelim isterseniz. Eczacıbaşı Menkul Değerler Varlık Yönetimi Bölümü Arzu Odabaşı ile konuşacağız. Günaydın Arzu Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, teşekkür ederim. Borsa İstanbul cephesinde dalgalanmalar takip ediyoruz. Geçen haftayı kapatırken Cuma günü %3'lük bir yükselişin ardından dün yine %2,5 civarında bir geri çekilme vardı. Bugünle evet. ilgili neler öngörürsünüz? Zeynep, bugün önemli bir gün açıkçası. Pek çok verinin ve pek çok yine gelişmenin bir araya geldiği bir gün aslında. Dolayısıyla bugün bu dinlenme süreci sanki yine kendini gösterebilir gibi duruyor. Yani yatay. Ben sonuçta hani birkaç gündür bu olan hareketleri, hani iniş çıkışlar aynı bantta kaldığı sürece çok bir anlam ifade etmiyor şu aşamada. Çünkü çok sert bir geri dönüşün arkasından aşağı yukarı dinlenme hareketleri dediğimiz hareketleri yapıyoruz burada. Dolayısıyla özellikle bugüne baktığımızda Amerika tarafından, Almanya tarafından gelen verilere biraz daha yaklaşıyor olacağız. Dün yine alkollü içecek yasasının onaylanmış olması önemli bir anlamda ama devamında tamamen uzlaşmaya dayalı bir stratejinin öne çıktığını görüyoruz. Bugün Sayın Gül ve Sayın Erdoğan'ın görüşmesini takip ediyor olacağız. Yine yarın Sayın Erdoğan'ın Taksim Grup temsilcileriyle olan görüşmelerini yakından takip ediyor olacağız. Dolayısıyla burası tabii ki hisse senedi piyasaları tarafında da önemli etkileri neden olacak. Ayrıca yine büyüme verileri var. Türkiye'nin birinci çeyrek büyüme verisi gelecek. 2.2 seviyesinde bir beklentiniz söz konusu. Cari açık beklentiniz söz konusu. Yine o da yakından takip edilmesi gereken bir veri. 7.9 milyar dolar seviyesinde bir cari açık beklenti söz konusu. Yine sanayi üretim verisi en son açıklanan ikinci çeyreğe ait büyümeleri de bir anlamda yukarı yönlü etkilemiş, olumlu yönde etkilemiş durumda. Beklentileri olumlu yönde etkilemiş durumda. Bütün bu resim içerisinde endeksin yine 75 bin işte 80 bin bandındaki hareketine devam etme olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama yine kritik olarak baktığımızda 22 aylık ortalama aşağı yukarı 71.500 seviyesine geliyor. Yani endeksin en orta vadeli trendi anlamında burası kırılmadığı sürece işte 71.500-72.000 seviyesi kırılmadığı sürece 22 aylık ortalamanın üzerindeki her hareketi
her hareketine tutunma ve yine hafif yukarı yönlü harekete hazırlık olarak değerlendirebiliriz. Eczacıbaşı Menkul Değerler Varlık Yönetimi Müdürü Arzu Odabaşı, teşekkür ediyoruz geri sayıma katılımınız için. Bu arada protestolarla ilgili bir değerlendirme de Kemal Derviş'ten Financial Times'a geldi. CNBC.com'da detayları bulabilirsiniz diyelim. Protestolardan modern bir Türkiye çıkabilir diyor eski devlet bakanı Kemal Derviş. Az önce Ahmet Mergen, sizin de belki söylediğiniz gibi diyelim, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş'ın dizeleriyle yüzyıllardır kuşaktan kuşağa taşınan bir hoşgörü ve evrensellik mesajı var. En son olarak da modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'e gösterilmeye devam eden saygı, modernleşme yolundaki zorlu yolda elde edilen başarının bir yansıması sözlerini aktarmış Kemal Derviş Financial Times'daki yazısında. Onu da bir dipnot olarak düşelim ve dönelim buradan not mevzusuna isterseniz. Çünkü nota ilişkin içeride dışarıda gelişmeler var. Şimdi içeride 4 tane kredi derecelendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir statüsünü Türkiye aldı. İşte Fitch'tir, Moody's'dir, arkasından JCR ve Kanadalı DBRS dedik. Dün Moody's'in özellikle cari açığa ilişkin uyarısı vardı. Doğrudan yabancı yatırımı olsun, portföy yatırımı olsun, yanı sıra turizm gelirleri olsun, Türkiye'nin riske girebilir dediler. Ama Türkiye'nin de tabii son 10-11 yıldır gelen bir ekonomik kazanımı da söz konusu. Dün de konuklarımızla konuştuk. Dediler ki 10-11 yıllık bir kazanım, atıyorum işte 2 haftalık 3 haftalık bir protesto süreci içerisinde ekonomide geri verilmiş sayılmaz, notumuz etkilenmez dediler. Merak ediyorum siz de etkilenirse de ayıp olur yani, şimdi o kadar da yani tırışka bir iş değil bu yani. Şimdi argo tabiriyle şimdi bu ihracatla ilgili yani ihracatta biraz gerileme oldu veya yakalayamadık herhalde. İthalat şey yaptı, yerini aldı zaten. Aradaki fark kapanamadı. Onun için bir 10 milyar doların üzerinde zannedersem bir şey getirdik. Cari açık patlaması oldu. Geçenlerde açıklanan en son data öyleydi. Son yılların en büyüğüydü. İleriye dönük olarak yani işler böyle, buradaki iş herhalde yani aklı selim sahibi olarak bir takım işler yapılacaktır diye düşünüyorum. Fazla uzamadan artık belli bir raya tekrar oturulabilir, aynı raya. Ekonomiyi de böyle yani şimdi buralara kadar getirdik. Buralarda not arttırımı falan da oldu. Yani belli bir yolda gidiyoruz. Türkiye'deki yöneten insanların da amacı Türk insanının refahını arttırmak. Bu yola da bakmak lazım yalnız nereye gittiğine dair. Şimdi cari açığın her zaman bir tehdit olarak kaldığını biliyoruz. Evet, bizim şeyimiz işte ne karnımız. Ama ekonomi hangi yolla gidiyor bir ona baktığınızda enteresan bir şey var önümüzde. Yani başka yerlerde görüp görmediğimize ben emin değilim. Şimdi bir kere cari açık rakamının düzelmeyeceği tarafında ben çok net görüşlerim var. Fakat cari açığın Türk ekonomisi üzerinde ne kadar ciddi bir etkisi olur ondan emin değilim. Yani orada biraz daha rahatlıyorum ama cari açığın düzelmeyeceğini de biliyorum. Ama yani siz giden yoldan bahsederken şimdi öyle bir ekonomik modelimiz var ki, bir taraftan sizin söylediğiniz gibi biz ihracatı hemen hemen tamamen ithalatla yapabiliyoruz. Öbür taraftan da bizim ekonomik modelimiz artık çılgın inşaat projelerinin ekonomiye getirdiği aktivite üzerine inşa olmuş durumda. Yani ben başka türlüsünü görmüyorum burada. Bunun ne kadar sağlıklı olduğunu ben bu aşamada değerlendiremiyorum, bilemiyorum ben. Yani çünkü ekonomik faaliyetin, insanların refahının cari açığın azaltılması, borçluluğunun azaltılması. Şimdi tamam IMF'ye borcumuz bitti ama özel şirketlerden tutun kamuya kadar müthiş borçlar hala orada duruyor. Onun azaltılması, kurun sabitlenmesinden geçmiyor. İşsizliğin, eğitimin halledilmesinden İçeride geçmiyor. İçeride parayı döndürmek devamlı olarak bir faaliyetten geçiyor. Evet. Ben bunun ne kadar sağlıklı olduğu hakkında şüphelerim var. Yani burada biraz belki bu şekilde hareketlerle hani ekonomik aktivite sürdürülürken bizim bir şekilde hem insan kalitesi olarak, çalışanlar olarak ve teknoloji olarak bu high tech denilen üstün teknolojiye doğru bir geçiş yapmamızda daha çok katma değer sağlayan işler. Tabii canım, yani işte atıyorum 100 bin tonla bilmem ne satıp şu kadar para kazanacağımıza adamların yaptığı bir klasik laftır. İki tane uçak satar. Biz 100 bin tane bilmem ne, 100 bin ton veya bu şel neyse bilmem ne işte şey satarız, buğday veya bilmem ne. Yani bizim başka bir tarafa doğru yönelmemiz lazım. Ama şanssızlık biraz da tabii bütün dünya krizin içinde. Ama bu not artışları şu bu inşallah bize kalıcı şekilde yatırım
yatırımcılar gelir. Kalıcı şekilde burada yatırım yapacak para gelir. İnsanlara iş sağlar. Bize teknolojik gelişmeler konusunda know-how dediğimiz işte bir işi nasıl yapma yani o teknik, o bilim kazanırız. İnsanlarımız, mühendislerimiz, çalışanlarımız ve daha başka bir üst kademeye doğru atlamamız lazım. Yoksa o herkesin korkusu olan işte 12 bin doları mı, 11 bin dolar bir limit mi, 15 bin mi neyse orayı bir türlü o eşiği geçememe korkusuyla ve gerçeğiyle yaşar gideriz yani bir süre daha. Bir izleyici sorusuna bakalım isterseniz. Mehmet Uyguç borsa ile ilgili sorusunu göndermiş. Diyor ki 20 yıldan beri borsada yatırım yapıyorum. Hala anlamadığım şu. Cumhuriyetin kuruluşundan beri görülmemiş mega projelerin başladığı ki az önce siz de biraz bahsettiniz ve devam ettiği şu sıralarda uzun yıllar görülmemiş bir şekilde borsa aniden %10-15 düşüyor. Tabii herhalde haftalık ve belli bir sürece bakıyor izleyici. Çünkü geçen hafta %8,9'luk haftalık düşüş var. %10 olmadığını belirtelim. Ve neto haftır ki bizim yatırımcımız hala borsaya uzaktan bakıyor. Yatırımcılara bu seviyelerden borsaya girmeleri için talih kuşu kondu gibi düşünüyorum. Hocalarım ne der diyor. Talih kuşu kondu mu? Seviyeler elbette cazip olabilir ama ondan sonra beklediğiniz getirinin ne kadar süre içerisinde gerçekleşeceğini hesaba katmaya başladığınızda bu sefer getiri oranı düşmeye başlayacaktır. Biraz önce biz herhalde mutabık kaldık ki yani önümüzdeki en azından 1-2 ve belki de 3-4 ay süreci içerisinde eski zirveleri beklemek pek gerçekçi değil. Yani yerler fiyat olarak cazip olabilir. Ama yani cazip bir yerde alıp cazip bir şekilde 5 sene oturmak cazip olmuyor. Yani burada tabii ani düşüşün yarattığı bir şey var. Yani hüsran var herhalde. Herkes de tabii ki herkes devamlı yukarı gitsin, hiç düşmesin. Öyle isteniyor. Unutulmaması gereken bir şey var. Bu endeks 48 bin seviyesindeydi 2012. Yani son 1,5 sene önce 48 bindeydi. Gele gele 93 bine geldi. Oraya da 70 binlerden inmişti. 96'ya demek ki %100'e yakın bir değer kazanmış. Burada %10-15 düşer canım. Bu normal, yani normal bir harekettir. Burada çok kısa sürede işte bu olaylar falan da işin içine bindi. Millet de tabii banka gibi kağıtlarda biraz panikledi diyelim. Veya bazıları sattı, çıktı. Fonlar burada 2-3 milyar dolarlık mal sattığın zaman zaten bir 10 bin puan falan paldır küldür iniyorsun. Ama bilhassa para gelişini de önlediniz. Yani bugün en star şirketlerinizden bir tanesi şeyini iptal etti halka arzını. Yani bu sadece para çıkışı değil gelişi de önlendi. Yani tabii öyle bir durum da oluştu. Yani 73 bin 75 bin bu aralıkta yani yatırım yapacaksa 100 lirasının tamam %35'ini falan bana göre yani yatırabilir. Ama bu hemen yani dediğimiz gibi Haziran sonu veya Temmuz ayının sonunda 1,5 ay içinde tekrar 100 bine çıkıp 93 bine çıkıp arkadaş da yani %20-25 para kazanmayacak herhalde. Yok, ama düşük fiyatlarda olabilir. Uzun vadeli herhalde. Uzun vadeli tabii ki yani uzun vadede 2017'ye 16-17'ye doğru giden bir süreç içinde endeksin 100 binde duracağını tahmin etmiyorum. Üstüne çıkacaktır diye düşünüyorum. Ben %25 gibi bir getiriyi daha kısa bir süre içerisinde S&P'de kazanabileceğinizi düşünüyorum. Buradaki cazip seviyelere bakılacağına. Nereye kadar gider S&P diyorsunuz Ali Bey? Ben okuduğum kadarıyla vahşi rakamlar dolaşıyor. Yani 1750'den 2000'e kadar konuşan var. Gidiyor. Aynen öyle. Evet. Aynen altın fiyatı gibi aslında. Euro dolarda da öyle. S&P'de de öyle. Belki atış serbest ama tutarsa tahminler her zaman revizyon içindir. Yani rakamı söylemek zor ama neden oraya gideceğinin nedenlerine baktığınızda onlar geçerli nedenler. Yani şu anda gidişata baktığınızda. O target price'lar yalnız çok ani bir şekilde değişebiliyor durumlara göre. Tabii. Tamamen revizyon. Güzel bir konu açtınız. Oraya 10 dolarlık target price bir anda bir bakıyorsunuz 6 dolara iniyor target price. Yani bu hedef fiyat bu, ben şimdi fazla dedi, o konuya çok da derin girmeyeyim. Herkes biliyor neyin ne olduğunu. Hedef fiyat deyince yani bazen gıdıklanıyorum. Özellikle altın tarafında. Şimdi 6 aydır şeyleri izliyorum. Goldman Sachs, JP, UBS daha neler Deutsche neler. Yani devamlı olarak altın düştükçe sizin target price'larınız aşağı inmeye başlıyor. Ya öncül bir şey değil. Onlar düştükçe devamlı indiriyorlar fiyatlarını. Ben burada bir uyarı yapmak istiyorum. Bütün izleyiciler için özellikle altın tarafında. Yatırım bankalarının bu şekilde hedef fiyatlarını indirmesi veya hedef göstermesi benim nazarımda fazla bir değeri yok. Ama yatırım portföylerinin içerisinde altın tahsisatı olan yatırımcılar için şuna özellikle değinmek istiyorum.
Bu belki de 100 senedir geçerli. Dünyadaki bütün altın yorumlarının çok 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 ağırlıklı bir çoğunluğunu bullion ve coin işi, yani külçe altın ve altın para yapan kurumlar üretirler. Bütün evet. altın yorumları oradan gelir. Darphaneler. Belki. Aynen öyle. Veya ticari şirketlerdir evet. bunlar. Bu şirketlerin yorumlarının altının aleyhine olmasına imkan yoktur. Hayatınız boyunca siz... çünkü altın fiyatının çıkmasıdır onların çıkar. Evet. Hiçbir zaman bu kurumlardan siz altın fiyatının negatif bir yorum bekleyemezsiniz. Dolayısıyla onlardan etkilenen büyük yatırım bankaları, ki kaldı ki bunların içinde bütün dünyayı yönlendiren işte Goldman Sachs'a gibi bankalar var. Onları okuduktan sonra fiyat düşüyor. Fiyat düştükten sonra hedef fiyatları. Ben de yaparım onu. Efendim ağzınıza sağlık diyelim. Geri sayımın böylece sonuna geldik. Öyle mi? Çok hızlı gitti. keyifli yani, sohbetiniz sayesinde kısa, diyelim. Vallahi kısa vadede en azından da şey, yani borsa için diyelim 81 bin civarında direnci var. 81-85 boşluk var. Orasının kapanması biraz süre alabilir. 76-500 civarında, şu anda 76-300. Bence belki biraz kısa vadede bir hareketlenme olabilir yukarıya. Ama bir yerde de stop koymak lazım. Evet, yani işler çok kötüye giderse o zaman 73'te durmaz. Ama ben oraya gideceğini tahmin etmiyorum. İşler biraz daha düzelecektir diye. Yani akıllı, artık bir aklın buraya girmesi lazım bu işlerin içine. Pozitif bir mesajla böylece kapatmış olalım. Ahmet Mergen, tacirler yatırım stratejisti ve hem teknik analist hem de sağ kurumsal yönetim ve kredi derecelendirme kuruluşu kurucu ortağı Ali Perşembe. Teşekkür ediyoruz efendim. Valla size de teşekkür ederim. Ali'yi gördüm ya uzun seneler sonra. Recep'i. Ben de çok kayboldu gittim. Yani, vesile oldunuz. Herkese de bol kazançlar dileyim ben. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir fikir alışverişi yaptık diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Size de ayrıca hem gönderdiğiniz yorumlar ve sorular için hem de Borsa İstanbul açılışına bizimle birlikte geri saydığınız için kısa bir ara verelim. Ardından piyasa ekranıyla CNBC ekranında ekonomi yayını devam edecek.